Nasıl ki sınavlarımızı ertelemiyorsak, bir şekilde sınavlarımızı girip başarmaya çalışıyorsak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız, Sivas Eğitimde Diriliş Derneği'nin düzenlediği Yüzyılın Çağrısı Safahat Okumalarının ikinci hafta konuğu oldu. Aslında Akif'in özeti, Safahat'ın da özeti, o baştaki ilk şiir. Rektör Profesör Doktor Yıldız programa katılanlara Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili anekdotlar aktardı. Şarım, bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri, ne tasannuğu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı değerler, onu bilmem yalnız, aczimin giresidir bence bütün asarım. Türk tarihinde üç büyük dönüm noktası olduğunu söyleyen Rektör Yıldız, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte Mevlana'nın, Osmanlı'nın Fetret döneminde Süleyman Çelebi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ise Akif'in önemli işler yaptığını aktardı. Hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Burada... Olağanüstü dönemlerde olağanüstü insanların ortaya çıktığının altını çizen Rektör Yıldız, bu insanların halka ümit aşıladıklarını söyledi. Aslında Safahat'ın özeti olarak aczimin giryesi ifadesi önemli. Acziyetimin gözyaşlarıdır bu, burada yazdıklarım diyor. Acizlik, bir şey yapamama, şairlik de zaten bunu gerektirir. Şairler bir olay karşısında eğer bir şey yapamıyorlarsa işte onun gözyaşı gibi şiir olarak ortaya çıkarırlar. Akif de hayatı boyunca bunu yapmıştır. İstiklal Savaşı'na bizzat katılıyor. Onun için de yazdığı her şiirde o görmüş oldukları şeyleri anlatıyor. Rektör Yıldız, Akif'in vefat ettiğinde büyük bir vefasızlıkla karşılaştığını söyleyerek İstiklal Marşı'nı yazmış, Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir gazi. Milletvekili olan Akif, vefat ettiğinde devlet töreni yapılması gerekirken İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından defnediliyor dedi. Daha sonra Akif Mısır'a dönemiyor. 1936'da biliyorsunuz vefat ediyor. Ve işin garip tarafı Akif vefat ettiğinde de cenazesinde normalde İstiklal Marşı'nı yazan birisi, Kurtuluş Savaşı'na katılmış birisi bir gazidir. Milletvekilidir. Devlet töreni olması gerekirken kimsenin haberi yok. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerden birkaçı Akif'in vefat ettiğini duyunca onlar katılıyorlar ve Akif'in cenazesi de böylece defnediliyor. Daha sonraki yıllarda Akif'in bir oğlunun çöplüklerde öldüğünü biliyoruz. Perişan bir vaziyette.